Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Ve ilk projemiz baharlık güzel bir şal projesi. İplik olarak ihraç fazlası incecik iplerim vardı. Onları ikiye katlayarak kullandım ama onun dışında baharlık bir şal olduğu için çok kalın olmayan koton içerikli tüm iplikleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şalın farklı bir versiyonu daha önce çalışmıştım kanalımda yine. Bu sefer de uçları böyle güzel farklı bir kenar oyası olan bir üçgen şal yaptım. Çok büyük bir şal değil. Ben boyunluk olarak kullanacağım. Ama mantığı anladıktan sonra oldukça kolay bir şekilde ilerlediğini zaten kendiniz de göreceksiniz. Üstelik çok az da ip gitmekte. Çünkü yapı olarak bolca zincir ve deliklerden oluşmakta. Şimdi 3 milimlik tığımı ve koton ipliğimi alıyorum. Tabii daha net gösterebilmek için tek renk kullanacağım ve şalıma ense ortasından başlıyorum. Şalımızı ense ortasından başlıyoruz. Burada tığ numarası kullandığınız ipe göre farklılık gösterebilir. Angora iplikleri de rahatlıkla bu örnekte örebilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir yapıyorum. Ve başını bir kez alarak birinci zincirimin içine dönüp şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir ki bu benim orta kısmım olacak ve hep devam edecek. Aynı zincirin içine yine batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve son olarak bir zincir yapıp ilk sıramı tamamlayacağım. Her sıranın bitiminde ben bir kez doladıktan sonra tığıma ipimi 1, 2, 3 aşamada çıkıyorum. Bu benim ilk sıram. Sonrasında gitgide iki kenardan ve ortadan olmak üzere arttırarak ilerleyeceğiz. Ve de bunu yaparken de bir sıra kelebek gibi bu kanatları yaparken bir sırada büyük delikleri oluşturacağız. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm. İlk arttırmamızı ilk trabzanımızın tepesine tekrar batarak oluşturuyoruz. Ve bu aşamada ilk kelebek olan şuradaki bakın iniyoruz çıkıyoruz kısmını yapacağız. Bunun için 2 zincir. Hemen yandaki trabzanın üstüne batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir yaparak tam ortadaki boşluğa geldim. Ve buraya yeni bir V yapacağız. İkili trabzan. 2 zincir. Aynı yere tekrar ikili trabzan ve iki zincir yaparak yoluma devam ediyorum. İki zincir yapacağım. Buradaki trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. İki zincir yapacağım. Kenara ulaşıyorum bakın. Ve kenarda da nasıl başlangıçta arttırma yapmıştık. Biterken de bu arttırmayı yapacağız. Bir boşluk bırakıp ikinci zincirin üstüne önce ikili trabzan. Bir zincir ve de aynı noktaya batarak ama sıramızın sonu olduğu için 1, 2, 3 aşamada bitirerek gördüğünüz gibi kelebekli kısmı yaptık. Şimdi buradan sonra bir kelebekli sıra bir düz sıra şeklinde ilerleyeceğiz. Hep birlikte 3. sıramıza başlayalım. 3. sıramız büyük deliklerin olduğu sıramız. Burada sadece dönüşlerde fazla sayıda zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir yapıp dönüyorum. Ve de bu köşede bir tane V'miz vardı. İlk trabzanın şurası sıfır noktası birinci trabzanın tepesine batarak büyük bir kutucuk elde ettim. Geçişlerimiz 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Şu kelebeği hapsedeceğiz arada. Dolayısıyla burayı geçiyorum. Trabzanın tepesine ulaşıyorum.
Şimdi ortada da bir arttırmamız var. Daha önce söylemiştim ortadaki arttırmayı. Kenarlarda yapıyoruz, orta kısımda da yapıyoruz. Dolayısıyla burada bir zincir, ortadaki boşluğa geldim. İki zincir, ortadaki V'miz hep iki zincirli olarak ilerleyecek. Şöyle bir boşluk elde ediyorum. Bir zincir, hemen buradaki trabzanın tepesine arttırmamızı yaptıktan sonra bakın şu kelebek kanadı gibi olan kısım ortada kalacak. 1, 2, 3 zincir. Hop geçtim. Burayı geçiyorum. Trabzanın tepesine. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bu noktada şimdi dönüşte 5 tane zincirle dönmüştük. Arada 2 tane bırakıyorum. Yani 3. zincirimin tepesine batarak 1, 2, 3 aşamada çıktım. Böylece 3. sıramda delikli dokumuzu oluşturduk. Artık döngümüze başlayabiliriz. Kelebek kanadı yapacağımız zaman dönüşümüz 5 zincir, diğerinde dönüşümüz 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 döndüm. Ve hemen 0 noktasına batarak burada arttırmamızı yaptık. 1, 2 zincir. Buradaki boşluğun içine sık iğneyle bağlıyorum. 1, 2 zincir, trabzanın tepesine çıktım. Kelebeğin iki kanadını da oluşturdum. Tabi şalımız büyüdükçe bu kanatlar ve boşluklar gitgide artacak. 2 zincir, boşluğun içine geldim. Sabitledim. 2 zincir, trabzanın tepesine geldik. 2 tane kelebekli kısım oldu. Şimdi devam ediyoruz. 2 zincir. Buraya gelmemiz için arada geçmemiz gereken bir nokta var. Yeni bir kelebek kanadı oluşturacağız. Bu noktada trabzanın tepesine sabitliyorum. 2 zincirle orta kısımdayım. İkili trabzan. Ve yine ortada 2 zincirlik V'mizi oluşturuyoruz. 2 zincir. Geldiğimiz gibi gideceğiz. Dolayısıyla hemen yanındaki trabzanın tepesine sabitledim. Buralar arttırma. Bu kısım arttırma, bu kısım arttırma. 3 noktadan arttırma yapıyoruz aslında. 2 zincir ve de çıkarken de bu trabzanın tepesini kullandım. Şöyle göstereyim. Ve kanatlara devam ediyoruz. 2 zincir. İndim. 2 zincir. Tepeye ulaştım. 2 zincir. Bakın buradayız. Boşluğun içine sabitledim. 2 zincir. Bu noktada ben bu kısım kasmasın diye 1, 2, 3 4. zincirimin içine batarak önce ikili trabzanımı yapıyorum. Burada nasıl arttırma yapmak için bir tane V oluşturmuştuk. Bu noktada da 1 zincir ve aynı noktaya tekrar batarak ama bu sefer bitiş trabzanı olduğu için 3 aşamada çıkıyoruz. Ve de 1, 2, 3, 4. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi ne olacak? Gelen sıramız büyük deliklerin olduğu sıra. Bir müddet birlikte öreceğiz. Hiç merak etmeyin. Büyük delikli sıraya başladığımızda 7 zincirle dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 döndüm. Şimdi hemen ilk trabzana batarak büyük bir boşluk oluşturuyorum. Bu noktada neydi? Kanatları hapsetmek gerekiyordu. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne değil, trabzanın tepesine ulaşıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Elinizin sıkılığına göre bu 3 zincirinizi 4 de yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir. Buraya kadar, orta kısma kadar geldim. Burada bir arttırmamız lazım. Bir zincir. Ortadaki V'mizin içine ikili trabzan. İki zincir. Aynı noktaya tekrar batarak ikili trabzan. Ve arttırmamız gereği bir zincir. Hemen bu V'nin alttaki sıradaki V'nin
Trabzan'ın üzerine batarak arttırmamızı gerçekleştirdik. Kelebek kanadlı gibi olan kısımları yine araya almaya devam edebiliriz. 3 zincir yapıp trabzandan trabzana gidiyorum. Şöyle. Sıraların sonu önemli ve baş kısmı önemli. Yine 3 zincir yapıyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4 kutucuk oldu. 1, 2, 3, 4.'sünü yapmak için 3 zincir yaptım. Alt kısımdan şöyle arada zincir bırakarak elimle aslında şunun düzlüğünü belirliyorum. Belirledikten sonra ikili trabzan. Yapacağım, pardon, burada son olduğu için özür dilerim. Bir kez doluyorum. Üçlü trabzanla burayı bitiriyorum. Böylece 4 kutucuk başta, 4 kutucuk sonda oldu. Gördüğünüz üzere de üçgen oluşmaya başladı. Şimdiki dönüşümüz 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Döndüm. Hemen sıfır noktasında arttırmamı yaptım. Zannediyorum anlaşıldı. Hep aynı şeyi yapacağız bütün şal boyunca. 2 zincir. Boşluğun içine battım, sabitledim. 2 zincir, trabzanın üzeri trabzan. Kelebeklerimin iki kanadını da oluşturdum. 2 zincir, indim, sabitledim. 2 zincir, çıktım. Trabzanın tepesindeyim, ikinci kelebek kanadım. Bu şekilde hem kanatlar artacak hem kutucuklar. Bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Benim bu ipim de, ördüğüm ipim de koton karışımlıydı. O yüzden ütüledim güzelce araya bir bez koyarak. O esnedi, onu da muhakkak hesap edin. Evet, şu kısım belki kafa karıştırır. Oraya geldim, az önceki arttırdığım yer. Ortaya gelene kadar bir kanat daha yapmam lazım. Yani bir kelebek daha oluşturmam lazım. 2 zincir yapıyorum. Buradaki trabzanın tepesine sabitliyorum bu sefer. 2 zincir yapıyorum. Tam ortadayım. Orta boşluğun içine ikili trabzan. 2 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak ortadaki V'mizi oluşturduk. 2 zincir. Buradaki kanadın biri. 2 zincir. Trabzanın tepesi. 2 zincir iniyorum. 2 zincirle trabzanın tepesinden devam ediyorum. Bu şekilde, dediğim gibi, ben boyunluk olarak kullanacağım için çok şal kadar büyük yapmadım. Ölçüyü lütfen kendi omzunuzu alarak belirleyin. Çünkü ben çok uzun boylu biriyim. Benim zevkim size uymaz. Ama yani bu en uzun kenarı, enseme gelen kenarı 1.60-1.65 santim kadar oldu. Tabi çektiğimde esneme payı da muhakkak var. Sona geldiğimizde bu boşluğun içine 2 tane zincir önce sabitliyorum. 2 tane zincirimi aldım. Buradaki zincirimin içine batarak önce kelebek kanadımı oluşturdum. Ama bir tane de arttırma yapmam gerekiyor şuradaki gibi. O yüzden bir zincir aynı noktaya batarak üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 döndüm. Bu noktada birinci trabzanın tepesine geldik. 1, 2, 3 zincir, kelebek kanatlarını arada sıkıştırarak üçer tane zincirli kutucuklarımı yapıyorum. Şimdi şalımı bu şekilde ördüm, ördüm, ördüm. Bitirme kısmım, bu püskülleri yaptığım kısım son sırada olacak, ama önce ben şu delikli olan yere kadar bir kere istediğim boyuta kadar örüp geleceğim. Ama tabii size burada küçük bir parça da göstereceğim. O yüzden şu kısmı beraber örelim ve varsayalım şalımız bitti. Nasıl o püskülleri yapacağız, ona değineyim. Bu arada ben, bu ince bir ipti, metrajı çok fazlaydı. Bir yumağın. İki yumağı birleştirerek ördüm. İki yumak yeterli geldi. Yani iki yumağı bir yumak gibi düşün. 200 gram ip yetti. Yalnız püskül kısmına, bu kısma oldukça fazla ip gitti. Yani şöyle düşünün. Yarım yumağınızı yaklaşık kenar püskülü için ayırın.
Çünkü orası hem fıstıklı hem kaydırmalı, biraz fazlaca ip gitti. Şu kısmı sizlere bir kez daha göstermek istiyorum arttırmayı. Bir zincir, orta boşluğa geldim. İki zincir, ortadaki V'mizi yaptım. Bir zincir, evet, buradaki arttırmamızı boşluk sırada bu şekildeydi. Sonrasında 3 tane zincir yaparak ilerliyorum. Kışlık angora tarzı iplerle de çok güzel olur. Dantel gibi görünür. Hatta mümkünse işte atıyorum angora ipinizi 3 milimlik tığla örerken 4-4,5'la örerseniz böyle döküm döküm bir halde alır. Sıramızın sonunda ise 1-2-3. Buradan da aralık veriyorduk. Şöyle 1-2 tane aralık veriyorum ben. 3'ü trabzanla bitiriyorum. Şimdi varsayalım şalımızı bu şekilde ördük ve kenarında bu püskülleri yapmak istiyoruz ki bu püskülleri bence ördüğünüz birçok şala uyarlayabilirsiniz. Ördüğünüz bluzların etek ucunda kullanabilirsiniz. Hem kolay hem de gösterişli bir yapısı var. İpliğimizi hiç koparmadan. Daha birinci noktadan başlayacağız. Önce 3 zinciri yaptım, bakın döndüm. Bu benim yukarıya çıkış zincirim gibi düşünün. Bunun üzerine ben 3 tanenin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane daha zincir yapıyorum. Yani toplam 11 tane zincirim oldu. Ve ipliğimi şöyle 1 santim kadar uzatarak son zincirimin içine fıstık yapacağım. 1, 2 ve 3. Topladım hepsini, sabitledim ve bir zincir yaptım. Yine 1 santim kadar uzatıyorum. Başına aldım. Burada sabitlediğimizde oluşan küçücük bir delik var. Bunun içinde çalışıyorum şimdi. 1, 2 ve 3. Şimdi bunu toparlayıp sabitliyorum. Ve aşağıya doğru kıvırarak şu noktada ilk battığım zincir vardı. Bu zincirin içine dönüp kaydırmayla sabitleyip uçtaki bu topu elde ettim. Sonra aşağıya doğru 7 adım kaydırma yapacağım. Zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aşağıda 3 zincirim kaldı. Bu benim kenar dönüşümdü. Dolayısıyla aşağıya doğru inmem lazım. Yani ben aslında bundan sonraki sıra ne? Kelebek kanadı yaptığım sıralar. Onları yapmaya devam edeceğiz. Döndüm. Şu noktadayım. 2 zincir yapacağım. Aşağıya ineceğim. Pardon. Sık iğneyle sabitledim. 2 zincir yapacağım. Trabzanın tepesine geldim. Kelebek kanadımı yaptım. Her bir püskül bu kanadın ucunda olacak. Şimdi bu köşe olan kısımdı. Aralarda yapacağımız şey de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir yine. Uzatıyorum. 1, 2, 3. Topla, kapat ve bir tane zincir yapalım. Uzatıyorum. Bu dipteki boşluğun içine 1, 2, 3 topluyorum. Kapattım. Ve geri dönerek bunun bağlandığı ilk zincirin içine kaydırmayla bağladım. Ve aşağıya doğru ki zaten burada şu kısım benim önümü kesecek. Burası kenar olduğu için saymam gerekmişti. 1, 2, bakın zincirimi direkt içine batıyorum. 3, 4, 5, 6
7. Tepe kısımların düzgün durması için bu tarafa geçerken bu noktada bağlantımı nasıl yapıyorum dersiniz. Şimdi burada zaten zincir vardı. Bu noktada az önce yaptığımız zincirle trabzanın birleştiği noktadaki şu iki ilmeği yakalıyorum. Burada da kaydırma yapıyorum. Yani aşağıya doğru 7 tane zincirin üzerine bir tane de burada toplam 8 tane sık iğne kaydırma yapmış oldum. Sonrasında 2 zincir aşağıya sık iğne ile sabitledim. 2 zincir bunun tepesine. Aslında örneğime devam ederken bu püskülleri yapmış oluyorum. Yani şuradaki kelebek kanatlarının aynı şekilde bakın tepe noktalarında. Bir kez daha görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop uzattım. 1, 2, 3. Yine buraya. 1, 2, 3. Kapattım ve alt kısma gelerek sabitledim. Sonra da aşağıya doğru birer birer kaydırma yaparak iniyorum. Bağlantı noktasına geldiğimde ise ayrık durmaması için, şu şekilde düzgün bir parça olması için tepedeki şu ikisinin bağlandığı iki ilmeği alarak yine kaydırma yapıyorum ve örneğime devam ediyorum. Bu kadar basit. Şimdi buraya geldiğimizde de aynı işlem var. Şöyle göstereyim size bunu da. Yani tam uçta ne yapacağız derseniz. Ne yaptık? Uca doğru gelirken bu kanatları yapmaya devam ediyoruz. İndik, çıktık, püskülümüzü yaptık. İndik, çıktık, püskülümüzü yaptık. Tam ortada da kelebeğin şurada kanadı var. Sadece V yapmıyoruz. Ben o noktaya kadar püsküllerimi hazırlayıp geleyim. Tam o noktayı da göstereyim. Ve bir zaten başlangıç önemli, orta kısım önemli ve en son önemli. Buraya kadar zannediyorum anlaşıldı. Ortayı ve sonu gösterip videomuzu tamamlayalım. Evet, orta kısma kadar geldim. Şimdi bu noktada 1, 2. Yine örneğimizde bir değişiklik yok. Pardon. Şöyle. 1, 2. Sadece bu ortada artık yeni M'ye ihtiyacım yok. Direkt buraya ikili trabzan yapıyorum. Kelebeğin kanadının üst kısmı gibi düşünün ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam uçta kalmış oluyor böylece. Bu 3 bir kural değil. Daha büyük olmasını isterseniz ipiniz daha ince ise 4 kere de doldurmanız mümkün. Ya da 5 kere. O sizin zevkinize kalmış. Ama bu kısım epey ip yemekte açıkçası. Ama angora ipiniz, onların da metrajları mesela angora ip göreceksiniz. İki tanesi gayet yeterli olur. Ama 200-220 metre olan iplerden 3-4 tane gerekebilir. Son kısma şöyle geldim. Ve sonrasında iki zincir yapıp buradan yoluma devam ediyorum. Bakın tam ortada kaldı. 2 şu tepe noktaya gelip yine püsküllerimi yapmaya devam edeceğim. Son kısma geldiğimde artık vakit kaybetmeyeyim. Şuraya doğru geldiğimi varsayalım. Ne olacak? Şurada da oluşacak bir tane. Yani her seferinde farkındaysanız bu şeylerin yani trabzanların tepesinde oluşuyor. Biz burada da oluşturduk diyelim ki. Şöyle düşünelim. Şurada bir tane var. Şimdi aşağıya iniyoruz. 2 zincir. Yukarıya çıkıyoruz ya. Hani kenarda az önce yapmıştık. Bir alt sıralarda olan gibi. Bu noktada şöyle aslında bitişini göstereyim size belki daha net olur. Aşağıya indik. Yukarıya çıktık. Bunun tepesinde oluşturuyorum. Kelebek kanadı gibi.
V ile bitirdiğimde artık burada arttırma yapmama gerek yok. Çünkü artık bu son sıramız. Dolayısıyla biz 8 tane zincirimizi 2, 4, 6, 7, 8 tane zincirimizi yapıp burada bunu oluşturuyoruz. Ve de kaydırma ile aşağı inip şu tepe noktada ipliğimizi koparıyoruz. Zannediyorum anlaşıldı. Çok kolay. Bu şalı ben bir günde ördüm. Yani keyifle çok kolay ilerlemekte. Ama işte bir gün sadece gövdeyi ördüm. Şu püskülleri de ertesi gün oturup bir oturuşta yine rahatlıkla bitirebilirsiniz. Böyle şahane bir şey oldu bence. Hatta burası farklı renkte, burası zıt renkte de yapılabilir. Burası düz renk, burası ebruylu olursa da mesela kremle ördünüz. Kreme uygun bir ebruylu ile de bu püskürünü yaptınız. Bence harika olur. Daha küçüğü bandana gibi saça da takılabilir yazları. Hatta böyle ince baharlık bikini ipi gibi ipler var. Onlarla da pareo bile olabilir. Aklıma gelenler bunlar ama eminim sizler çok daha farklı yerlerde kullanacaksınızdır bu örneği ve mantığı. Projelerimize, kolay ve keyifli projelerimize başladık, devam edeceğiz. Biraz yazdan kalma projelerim de var. Sizinle daha önce paylaşamadığım. Onları da videolarını çekip hemen paylaşmak istiyorum aslında. Lütfen takipte kalın. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Instagram'da yine atölye hobiyim. Niye küçük bir ara verdim aslında orada da görebilirsiniz. Bundan sonra sizlerle haftada en az bir kere, ki gününü de Instagram'da da yayınlıyor olacağım ama burada da kanalıma abone olup zile tıklarsanız paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Sonrasında kışın yine fazlaca projeye yer vereceğim. Atkılar, bereler, eldivenler yolda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.